Oo. Sorulabilecek adamın ayağına sunucu gelirmiş. Ne diyorsunuz? Soracağınız soruya bağlı. O halde siz bunu direkt otomatikman kabul etmiş oluyorsunuz. Yarışmamıza katılmak ister misiniz? Çok biliyoruz yarışması. Kendiniz istediniz, kendiniz çağırdınız. Ben karışmam. Tamam, kabul ediyorum. Pekala o halde. Öncelikle sizi bir tanıyalım mı? Sedat benim adım. Burada çalışıyorsunuz. Evet. Beni buraya davet ettiniz ama hiç de iyi bir şey yapmadınız, biliyor musunuz? Göreceğim. Diyetteyim. Güzelmiş. Bizde diyetlik ürünler de var. Kendinize hangi branşta daha çok güveniyorsunuz? Yaşam, dil bilgi. Genel olarak kendime güveniyorum. Branş. Oo, o halde ne verirsek, ne verirsek. Ben size sayayım zarflardan, istediğiniz bir tanesini seçin. Ya da eğer o kadar... Siz seçin. Onu diyecektim. Siz seçin. Bu kadar gerçekten ne seçsem... Dil bilgisi uyar mı? Uyar, bana her şey uyar. En sevdiğim yarışmacı. Hemen akımayı alalım zarfımızı. Oo. Genelde çok akıl karıştıran sorulardan bir tanesi ama eminim ki siz bunu bilirsiniz. Sorun bakalım. Hemen temkinli sorun bakalım. Babanın, annesinin, kızının, oğlunun babası... Sizin neyiniz olur? A. Hala. B. Kuzen. C. Enişte. Bir daha okuyabilirim. Baba. Şıklarda baba yok. Baba olur ama. Oğlunun babası, enişte mi olur o zaman? Emin miyiz? Eminim. O halde ilk soru birazcık zorlandı ama gerçekten bildi. Hep beraber bir alkışlayabilir miyiz arkadaşlar? O birazcık kolay. Kelimeler, eş anlamlar, nedir durum? Bilir misiniz hani böyle? Yani bilmiyorum, o anki şeye bağlı. O zaman şu anda ne bağlı? Hemen okuyorum sorumuzu. Buyurun. Hürriyet kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bağımsızlık. B. Özgürlük. C. İstiklal. Vallahi hürriyet üçüne de takip ediyor. Ama bağımsızlık daha yakın diğerlerine göre hürriyet. A şıkkı mı diyoruz o halde? Evet. Olsun ya Ali. Bu da böyle bir anı olaraktan. Teşekkürler. Özgürlük cevabı. Ben ne dedim? Siz bağımsızlık dediniz. Bağımsızlık dedim. Ama üçü de birbirine yakın zaten. Yakın işte, birazcık karışık olmuş. Aynen. O halde çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Siz de. Hayırlı işler diliyorum size. Günler. Diyet bitince de yanınıza geleceğim. Muhakkak bekleriz. Hoşçakalın. Şu anda gerçekten minnoş mu minnoş, aşırı tatlı bir beyefendiyle karşılaştık. Nasılsınız efendim? Önce sizi tanıyalım mı? Teşekkür ederim. Ben Bitlis Ahlatlıyım. Sizin isminiz neydi? Mustafa Doğan. Yaş kaç sizin? Benim yaş 72, spor hayatım var. Van Gölü'de yüzme derecelerim var. Oo, maşallah, evet. Maşallah. Yıllarca. Helal olsun. Evet, o zaman size spordan soralım. Sorun efendim. Başlığımız spor olsun o zaman sizin için. Sorun. O halde hemen spor zarfımı Akın Bey'den alıyorum. Hangi takımlıyız? Şimdi Beşiktaşlıyım. Sempatizanım yani. Basketbol takip eder miyiz? Kardeşim basketbol oynadı. Cem Doğan basketbol oynadı ama şu anda bıraktı. O da İstanbul'da oturuyor. 2 metre boyu. Oo, maşallah. Evet. Ama delikanlı ve açık bir insan. Maşallah. Güreşten sorsanız daha iyi bilirim. Şu anda elimizde olan zarflardan çıkan sorularımıza göre hangisi olacak çok bilmiyorum. Bakmadım ben de şu an. Ne tamam. Çıkarsa bahtımıza. Tamam, soru söyleyeyim efendim. Hemen o halde. Bir voleybol maçı kaç kişiyle oynanır? Voleybol maçı bir kütör olmak üzere 8 kişiye herhalde oynanır. Sahaya çıkan, sahada olaraktan kaç kişi? Sahaya çıkan 7 kişi olması lazım. Çok iyi bilmiyorum. Şıkları okuyayım mı? Efendim? Şıkları okuyayım mı? Okuyun efendim. Test değil mi? Evet. A 5, B 6, C 7. Evet, 7. O halde ilk sorumuzdan eleniyorsunuz maalesef. Kaçmış efendim, öğrendim? 6. Öğrenmiş olduk, hiç problem değil. Hiç değil efendim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Hoşça kalın. Güreşten sorsaydınız.
bokstan sorsaydınız çok mükemmel başarılı olurdu. Neyse artık. Size başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür. Yapıştım, bırakmam. Fark ettim. Sizi önce tanıyalım. İsim, soy isim, meslek. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Nilay Aslan, okuyorum, öğrenciyim. Peki kendini en çok hangi ders seviyorsun? Beden eğitimi diyecek şimdi. Öyle bir beden. Boş ders. Boş dersler. O halde bir tane branş seç bana. İstediğin. Yaşam, müzik, spor, dil bilgisi, tarih. Yaşam. Yaşam diyor. Daha ne yaşadın ki? Gencecik yaşında. O halde bir tane tabii ki de yaşam zarfımızı Akın Bey'den alıyoruz. İlk soruyu sorayım mı? Sor. Hazır mıyız? Hazır. Haydi sor sor der. Öyle bir daha hadi sor sor. Sor hadi. Sen şu an çalışmadığın için belki bu sana biraz zor gelebilir ama bilinen bir gerçek. Soruyorum. 2018 yılında asgari ücret yaklaşık ne kadardı? A 1400, B 2020, C 1600. Asgari ücret şu an ne kadar? 2000. 2020 lira. Evet. Hayır. Tamam, C şıkkı işte son. Son mu? 1400 mü 1600 mü dedin? Ne dedin? Bunu bilinçli olarak mı cevaplıyorsun şu an? Hayır. Şu an en yakın o geldi. Bilmiyorum. 1600 sanırım. O halde gerçekten ilk soruyu bilerekten böyle. İlk soruyu bilerek devam ediyoruz yolumuza. Tamam mı? Tamam. Devam edebilir miyim? Edebilirim. Öyle bir sarma ya oğlum, nereden düştük buraya diye. Hemen soruyorum. Beyni olmadan yaşayabilen canlı hangisidir? Bunu önce senin şıkları okumadan önce bir fikrini alayım. Hiçbir fikrim yok. Şey, ahtapot diyebiliyorum ben. Ahtapot mu? Var mı şıklar en azından? Şu anda yok. Bilmiyorum o zaman. Hiçbir fikrim yok şu an. O zaman şıkları okuyayım. Evet. Şansımızdan gidelim. Aynen. A. Serçe. B. Deniz anası. C. Tırtıl. Deniz anası. Son kararımız. Son kararım. O halde gerçekten doğru bilerek yolumuza devam ediyoruz. O halde son sorumuza geçiyorum. 1 metre kaç milimetredir? A. 100. B. 1000. C 10.000. 1000. 1000 değil mi? 1000. 1000 mi? 1000 mi? 1000 mi? 1000. 3'te 3 yaparaktan bizden Uykusuzlar Kulübü'ne 2 kişilik davetiye kazandın. Teşekkür ederim. Hemen ödülümüzü alıyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim efendim. Kimle gideceksiniz? İkinci kişi olarak. Arkadaşımla. Sınıf arkadaşın, okul arkadaşın, sosyal arkadaşın. Ana sınıf arkadaşım ya, okul sınıfı. Bayağı. Senin burcun ne? Yani aslan. O halde hoşça kal, görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Dikkat et kendine. Çok biliyoruz ekibi sokak sokak gezmeye devam ediyor. Gezdikçe mikrofonu uzatmaya devam etmekteyiz arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Şimdi kendime bir yarışmacı kestirdim. Pardon, sıkıştırdım ama merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizi sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Sizi tanıyalım mı? Firuze. Firuze ne yapar? Ne iş yapar? Nerede yaşar? İstanbul'da yaşıyorum. Bir armatör şirketinde çalışıyorum. Finans bölümünde. Maşallah. Teşekkürler. İşimiz gücümüz parayla o zaman. Evet. Kaç yaşındayız? 30. Genciz. Sayılıyorsa. Yalnız gördüm sizi. Evet. Annemi bekliyorum. Ha okey. O zaman yalnızlığımız bir süre sonra bitecek. Doğrudur, evet. Çok da biliyoruz yarışmasından. Katılmak ister misiniz? Destursuz oturdum yanınıza biraz ama kusura bakmayın. Ben şu an katıldığımı fark ediyorum. Şu an evet. Ben onu aldım da hiç çaktırmıyorum size. Evet, katılıyorum. Nezaketen sorayım dedim. Kendinize en çok hangi branşta güveniyorsunuz? Yani tarih ya da geçmiş hani. Tamam, devamını dinlememize gerek yok çünkü tarih kategorimiz var. Hemen size. Failed. Hemen zarfımızı alıyoruz Akın Bey'den ve başlıyoruz. Evet, başlıyoruz. Apar topar geldik. Apar topar soruyoruz ve inşallah apar topar cevap alacağız. İnşallah.
Yüksek ihtimal bilebileceğiniz bir soru diye düşünüyorum. Tarihsel olaraktan yaşınız yok tutmuyor gibi ama hatırlarsınız. Kıbrıs Barış Harekatı hangi tarihte gerçekleşmiştir? A 1974, B 1980, C 1982. 80. Emin miyiz? Değilim. Salladım. Düşünmek isterseniz. Yok yani cevabını bilmiyorum. O halde attım tuttu mottosuyla ilerlerken bir anda tutmadığını görüyoruz. 1974. Aha. Olsun, sağlık olsun. Annenizi beklerken en azından tanışmış olduk. Evet. Ben çok memnun oldum gerçekten. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gözlerime birisini daha kestirdim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Çok da biliyoruz yarışmasına katılmak ister misiniz? Bakalım, teşekkür ederim. Şu anda kabul ettiğinizi hissederekten direkt zaten şöyle. İsminizi, soy isminizi öğreneyim. İsmim Musa, soy ismim Çevik. Ne iş yapıyoruz? Ben tekstille uğraşıyorum. İstanbul'da? İstanbul'dayım. Normalde nerelisiniz? Sivaslıyım. Zaten burada 10 kişiden 11'i Sivaslı galiba. Bilmiyorum, hemen hemen İstanbul'un %50'si diyebiliriz yani buna. Peki size şimdi soru sorsak, hangi branşta kendinize daha çok güveniyorsunuz? Bir bilgisi var, spor var. Ya ben mesela spor bir kendimi Beşiktaşlıyım. Ama tabii ki diğer takımları da takip ediyorum ama elimden geldiği kadar. Peki şimdi hemen sizin için spor zarfını alıyorum. Alayım mı? Alın bakayım. Akın Bey, spor zarfımız. Teşekkürler. Araba yarışlarında yarışın bittiğini gösteren bayrak ne renktir? Kolay birazcık sanki. Yani kırmızı bayraktır herhalde yani. Siyah, sarı dama. Başlangıç start var ya. Yani start verdiğiniz bir bayrak. Evet. Siyah. Siyah, sarı dama. Siyah beyaz damalı. Kırmızı beyaz. Siyah damalı. Siyah beyaz damalı olan. Yani. O halde ilk sorumuzu bilmiş oluyorsunuz. Kocaman bir alkış alabilir miyim acaba beyefendi için? Sağ olun. Gerek yok diye. Güreşle aranız nasıl? Güreşle bak, güreşle. Hemen bir toparlanma. Oradan, hayır, bizim oradan Sivas'tan mesela genelde güreşçiler çok çıkar. Yiligo mesela çıkar ama hani izlemeyi seviyorum. O zaman ikinci sorumuzu güreşten gelsin mi? Gelsin bakalım hani. Yollayayım, geliyor. Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı ilimiz neresidir? Kırkpınar, unuttum ben onu. A. Bursa, B. Konya, C. Edirne. Kolay bir soru sanki. Edirne. Evet. Evet. Bu birazcık kolay oldu zaten bence. Çok basit oldu ama hiç bol ilgili gelmiyor. 2'de 2 gidiyorsunuz. Üçüncü soru gelsin mi? Eğer üçüncü soruyu da bilirseniz Uykusuzlar Kulübü'nden çift kişilik davetiye kazanacaksınız. Kimle gidersiniz? Ben şu anda arkadaşımı bekliyorum, bayan arkadaşımı. Bir onun da bir yarım saati var. Genelde ben mesela bir erkek olarak bayanı bekletmeyi sevmiyorum. Onu bekliyorum. Eğer çıkarsa onunla giderim. Çıkmasa da yapacak bir şey yok. O halde inşallah gidersiniz diyoruz ve üçüncü soruyu gönderiyorum. NBA'de oynamış ve All-Star'a seçilmiş ilk Türk basketbolcu kimdir? A. Hidayet Türkoğlu, B. Mehmet Okur, C. Ersan İlyasova. Bunlar hepsi NBA'de oynuyor. Bunların üçü de oynadı. Ama hangisi All-Star seçildi? All-Star, karma yapılan bütün... Bir daha Türkiye'de neresi? Türkoğlu değil bir kere. Öbürü vardı bir tane. Üçüncüyü söylemiştiniz. Ersan İlyasova var. Mehmet Okur. Mehmet Okur mu diyoruz? Ben Mehmet Okur öyle tahmin ediyorum, eğer takip ettiğim kadarıyla o değilse de Türkoğlu yani. Hangisi? Ama hangisi? Sen ben diyeyim yani ya. Mehmet Okur diyor ve kocaman alkışlarınızla ödülümüzü kazanıyor. Hemen ödül zarfımızı alıyoruz. Size kadının arkadaşınızla birlikte iyi eğlenceler diliyoruz. İnşallah gitmek gelmek kısmet olur. Teşekkür ederiz. Çok memnun ben oldum. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler.